Evet, şu anda Armutlu Belediyesi'nin, Yalova Armutlu Belediyesi'nin bakım evine geldik. Bu bakım eviyle ilgili veterinerliğin uygulamalarıyla ilgili ciddi şikayetler vardı. Yalova Valimize de burayla ilgili raporlarımızı sunduk. Lakin görüyoruz ki burada bu gördüğünüz etrafı tellerle çevrilmiş olan ve içeride de hiçbir bölümlendirme, yani üstünlük, küçük, ufak, hasta diye ayrım yapılmadan bütün küpeli küpesiz hayvanların getirilip bıraktığı ve hayvanların adeta gördüğünüz gibi birbirini yediği bir ortama istiflenmişler. Buraya geldiğimizde kapıda koskocaman bir kilit vardı. Burası kilitliydi. Şimdi görevli geldi, içeriye girdik. Toplam 85 tane kısırlaştırma yapmış olan bir bakım evi burası. Ve gördüğünüz gibi hayvanların kulaklarında küpeler var. Buraya gelirken de dağlık alanlardan geçtik. Atılmış hayvanlar vardı. Belediye başkanı da bize gelen buradaki halktan söylenen de belediye başkanı bir başka ilçeye hayvan bıraktığını kendi ağzıyla ifade etmiş. Kısırlaştırma yapmayıp veya 85 tane kısırlaştırma yapıp ondan sonra vatandaş şikayet ettikçe böyle toplayıp buralara istifleyip buralardan da dağ başına ormanlara ölsünler diye atan bir belediyeye örnektir burası. Sayın Valimize de bunu ileteceğiz. İzleyenler de gözleriyle görsünler. Armutlu Belediyesi'nin etrafını tellerle çevirdiği ölüm zulüm kampı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Nihal Kasa. Burası Armutlu Barınağı. Dün buraya geldik. Kapılar kilitliydi. Barınakta kimse yoktu. Hayvanlar istif edilmişti. Barınağın kapalı olma lüksü yok. Hemen başkanlarımızın yanına çıktık. Bunun böyle olmayacağını, ya hayvanların tahliyesi olması gerektiğini ya da hayvanları güvenli bir yere alarak fiziki koşulların güzelleştirilmesini istedik. Başkan yardımcımız Allah razı olsun çok iyi niyetlerle yaklaştı. Şu anda da zaten Hay Konfet Başkan Yardımcımız Nihal Hanım'la beraber oradayız, yerindeyiz. Ben onların yanına geldim. Evet başkan. Burada koşulları ve kendisi de sağlayacaktır. Şu anda burada gördüğümüz hayvanların deli olanlar ve birçoğu birazdan tahliye edilecek. Bu alanda yeni bir proje oluşturuyor belediye. En kısa sürede o yeni proje uygulama yapmış. Aslında burası çok güzel bir alan. Çok örnek güzel bir proje olacaktır. O oluşana kadar da şu içeride gördüğümüz alan üçe bölünecek. Arka taraflar bir daha öyle. Üst taraf tekrar yarı tutturmayla kapatılacak. Yarı açık olacak. Evet. Paletler hemen İçerideki sayı çok az olacak ve burada da zaten veteriner hekimimiz Betül Hanım da burada kısırlaştırılan hayvanlar ve bakımlaştırılan hayvanlar olacak. Bu sayı da zaten sınırlı olacak bu gece. Teşekkür ederim. Tamam, güzel, yüreğinize çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Allah razı olsun.